Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan, Cumhurbaşkanı olarak sizinle yaptığımız bu ilk program. İnşallah bundan sonraki programlarda Kıbrıs meselesinde olsun. Serhat İncil'in oldu bu akşam. Ayağını vurmuş. Onu söyleyelim. Geçen akşam var, geçen hafta vardı. Akşam bize yayına gelmeden önce konuştuk. Selamı da var çok. Sizi izleyeceğim dedi televizyondan. Ayağını fena halde vurmuş. Gelemedi. Biliyorsun bir de ayağında sıkıntı vardı geçmişte. Herhalde aynı yere vurdu ki gelemedi. Bu arada ben geçen program sormuştum. En çok oyu nereden bekliyorsunuz diye. İskele demiştiniz. İskele özel bir ziyaret olacak mı %70 için? Olacak. Onu da sormuş. Herhalde her taraf olacak ziyaret. Ama İskele'den başlayacağım. İskele'den. Sonra Maus'a geçeceğim. Peki. İskele Karpaz. Şimdi buradan, Anastasiadis'le görüşme 29 Ekim mi dedik? 29 Ekim de olmaz ya. Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramı bugün olmaz. Ha doğru ya. 30 Ekim. Olabilir. 30 Ekim. 30 Ekim'de olabilir. Cuma gününe gelir zaten. Evet. Hayırlısı. Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Ben teşekkür ederim. Çok Görevinizde başarılar dileriz. Cuma günü devir teslim var. Cuma gününden itibaren artık ülkenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Bu masada, bu televizyonda hep Cumhurbaşkanı adamları biz de gelip fotoğraf çekerdik. Dileğin programları var. Benim, ama sen, bir dakika ama. Bir fotoğraf var yukarıda. Hepsi Angolemli aday. Çok Serdar Tektaş, Derviş Bey, Mustafa Akıncı'dan vardı. Unutma. Var, olmaz olur mu? 7-8 aday. Olmaz, bir tane var. Atatepe vardı aday. Atatepe vardı. O da almıyordu programa. Geldiler. Bir takım sıkıntılar. En sonunda aldık programa. Biz de geldik, bu hatıra kalsın diye fotoğraf çektik. O fotoğraf duruyor yukarıda. Şimdi ben Cumhurbaşkanı oldum. Yani hayat ya nerede? Hayat nasıl, ne? 2010 seçimlerinde var bizim. Direkle gene burada. Var. Peki ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Bu da kulağına küpe olsun herkese. Bak, açık oturum programını boykot eden Cumhurbaşkanı seçilemiyor. Daha önce gördük. Bak, onu 5 yıl önce de aynı şey. Birine mesaj, Akıncı'ya mesaj. Bak, 5 yıl önce 5 yıl önce de aynısı oldu. Gelmeyen seçilemedi. Şimdi de gelmeyen yine seçilemedi. Bu mesaj da gitsin herkese. Açık oturum programı bereketli bir programdır. Bereketli bir programdır. Gelmeyen Cumhurbaşkanı seçilemedi. Bırak gelmesinler ya, bana yaradı. Yani 5 sene sonra tekrar aday olacaksın. Ha, yani. Allah sağlık versin. Herhalde yani. Allah sağlık versin. Evet, yani bu renklilikle giderse, bu kadar girişimci olursa, bütün sektörlerde hükümetlerle iyi giderse, şimdi Türkiye mesela hükümetiyle iyi giderse. Bir kitap yazdım. I never gave up. Türkçenin İngilizce. Şimdi başka bir kitabım çıkar İngilizce. Kıbrıs anlatıyorum ve Kıbrıs davasını. Ne ara yazarsınız bunları? Bir takım danışmanlar var İngiltere'den. Bütün fikirleri ben verdim. Epey de katkım oldu. Şimdi okuyorum. Aytu Plümer'e verdim, okusun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kitabı çıkacak. Bu kitap da bütün dünyaya yayılacak. Bütün dünya bunu okuyacak. O kadar güzel yazılmış bir kitap. İnanamazsınız. Göreceksiniz işte. Sana bir yenilik. Çok güzel. Yani ezber bozan şeyler yapılması işte lazım. Ben çok renkli bir süreç geçeceğini, Kıbrıs Türk toplumu adına çok hayırlı işlere imza atacağınıza gönülden inanıyorum. Sizi çok yakından tanıyan bir kişi olarak. Çok gerçekten başarılar dilerim. Hepimiz için hayırlı olsun inşallah. Benim kimseyle bir kavgam yok. Ne mutlu bana. Aradı beni, ben diyor Nikos. Merhaba Nikos dedim. Ben de sana prezident diyemem. Tamam dedim, ben sana demeyeceğim. Ben sana Ersin diyeceğim, sen bana Nikos. Tamam dedim, Nikos'la buluşacak. Hem birileri yazdı, inanamazsınız. İşte diyor, Türk tezlerinin kabul Türk tezleri ve 18 Ekim'de deklare ettiğini karşı taraf kabul etmeden görüşmemesi lazım diyor. Adam bak, hep negatif enerji. Ne için görüşmeyeceğim ben ya? Benim resmi olarak müzakere masasına otururken Türkiye ile birlikte vereceğimiz 10 ön koşullar var, kararlar var. Eğer onlar da kabul görmezsek, o zaman resmi müzakere masasına oturmak. Ama gayri resmi olarak ben Nikos'la neden kavgaşmayayım? Veya böyle bir toplantıda neden buluşmayayım? Bunda var mı bir sakınca? Ben gideceğim de Nikos beni kandıracak. Ne münasebet? Ben kendime güvenen bir adamım. Ne dediğimi bilen adam. Yani negatif enerji şey etmek lazım. Önlemek lazım. Pozitif bakacaksın olaylara. Görüşeceksin, konuşacaksın. Dünyaya fotoğrafını göndereceksin. Nikos'la Ersin dedi. Nikos'la Tatar neyse. Buluştu, görüştü. Mesajlar verilecek. Fotoğraflar çekilecek. Dünyaya karşı işte görüşüyorlar, konuşuyorlar. Birbirleriyle muhabbetini yapabiliyorlar. Ama benim durumum budur kardeşim.
Benim durumum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir devlet var. Bu halk bu devlete inanmıştır. Burada 50 senedir yatırımlar var, hayat var, faaliyet var, beklenti var, su geldi, elektrik gelecek, bambaşka bir durum var. 50 sene evvelki durum yok. Her şey değişti. Doğu Akdeniz var, Mavi Vatan var, petrol var, gaz var, Türkiye var. Türkiye güçlüdür. Buralarda Türkiye ile müşterek yürütülen bir davanın sonucunda böyle bir durum ortaya çıkmıştır. Ben bu saatten sonra bu devleti kaldıracağım, yok edeceğim, gideceğim senin üniter devletinin içine gireceğim. Türkiye de buradan çekilip gidecek. Doğu Akdeniz'deki haklarını Türkiye bir bakıma kaybedecek. Ne Nikos'la apapları mutlu olsun. Var mı böyle bir şey ya? Burada milli bir dava yürütülmektedir. Bu milli bir davadır, ulusal bir davadır. Kıbrıs Kıbrıslıların diye bir şey yoktur. Kıbrıs'ta büyük bir dava yürütülmüştür. Bu davanın müştereken Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütüldüğünü bütün dünya alem bilir. Gerçek de budur. Dolayısıyla biz kendi kendimizi Türkiye'ye sormadan, Türkiye'ye danışmadan, Türkiye'yi de beraber bizim yanımızda tutmadan böyle bir kararları biz veremeyiz. Açık ve net değil, doğrusu da budur. Ama farklı farklı söylemlerle halkı kışkırtırlar. Halkı kimsenin kışkırtma hakkı yoktur. Halkın duyguları ve oynamak kimsenin hakkı yoktur. Sırf kendine siyasi malzeme yapacaksın, seçim kazanacaksın diye. Bu kahraman halkın değil. Bu güzel halkın duygularıyla oynamayacaksın. Gerçekleri söyleyeceksin. Bizim gücümüz karşı tarafla tek başımıza oynamaya yetmez. Bizimle çok daha farklı şeylere bizi götürebilirler arada. Onun için koskoca güçlü Türkiye'yi yanımda tutarak hak ve çıkarlarını korumak için ona göre tedbirler, ona göre bir takım düzenlemeler yapmak durumundayız. Ben Türkiye'yle beraber çalışacağım. Kim ne derse desin. Biri dedi Ersin Tatar Türkiye'nin adamıdır. Çıktım dedim Türk basında gurur duyarım. Gurur duyarım. Türkiye'nin adamıymış. Da buradaki muhalifler yani bunu benimsemiyorlar. Ne demek Türkiye'nin adamı? Ben Türkiye'nin adamıyım. Türkiye ile iyi ilişkileri kurabilmek, götürebilmekten de gurur duyarım. Ama neticede amacım nedir? Kıbrıs Türk halkını daha iyi günlere götürmek içindir. Ben Türkiye ile iyi münasebetlerimi Kıbrıs Türk halkının iyiliği için kullanacağım. Türkiye'den çok şeyler alabileceğimi düşünmekteyim. İyi ilişkiler. Sadece hükümetler ve devlet arası değil. Ben kendimi Türkiye'ye sevdirirsem ki sevdirdim. Kolay değildir. Ben o kadar sene orada yaşadım. Beni şansal büyükağalar, onlar bunlar bugün bana hep mesajlar gönderdiler. Tebrikler gönderdiler. Türk halkı da beni tanıdı değil mi? Siz de biliyorsunuz. Bütün Türkiye beni tanıdı. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olması, Türk halkının bunu büyük bir muhabbet sevinçle karşılaması, buraya zarar olabilir mi? Buraya daha fazla turist gelecek demektir. Buraya daha fazla yatırımcı gelecek demektir. Daha fazla öğrenci gelecek demektir. Her türlü ilişki daha iyi noktaya gidecek. Bizi dünyada tek tanıyan devlet Türkiye. Bizimle bütün bu işleri yapabilecek tek devlet Türkiye. Dünyaya da açılacaksak zaten Türkiye açacak bizi. Türkiye ile birlikte açılacak. Türkiye bize yardımcı olacak. Bir takım yerlerde temas kuralım, burayı tanıtalım, kabul görelim ve buranın geleceğine daha güzel bir takım şeyler verebilirim. Dolayısıyla açık ve nettir. İnşallah başarılı olacağım.